arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bursa'dayız. Bursa'nın Cumali Kızık köyündeyiz. Sizlerle hep beraber Cumali Kızık'ı gezeceğiz. Cumali Kızık çok önemli bir yer ve güzel bir yer. Önemi Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik etmiş bir köy. 1300 yıllık bir köy. Cumali Kızık köyünün evleri taştan, topraktan, kerpiçten yapılmış. 300 yıllık, 200 yıllık, 150 yıllık evler var ve hepsi orijinal, hiç bozulmamış. Orijinal haliyle duruyor. Yine rengarenk boyanmış, tıpkı İzmir, Şirince, Alaçatı, İtalya, Venedik'teki Brano Adası'nın evleri gibi rengarenk güzel evleri var. Cumali Kızık Köyü UNESCO tarafından korumaya alınmış bir köy. Cumali Kızık Köyü'nün muhteşemliği, tarihi ve geçmişe tanıklık etmesi 1980 yılında fark ediliyor. Anıtlar Kurulu korumaya alıyor. 81'de sit alanı ilan ediliyor. 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi. Onun anıtı yerine de burada bir anıt yapmışlar. Arkadaşlar, videomuza başlamadan önce minicik bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerinizi açmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler diliyoruz. İyi günler. Değerli arkadaşlar, Cumali Kızık Köyü'nü gezmeye köy meydanından başlıyoruz. Şu an bulunduğumuz yer köyün meydanı ve gördüğünüz üzere köyün meydanında kendi ürettikleri ürünleri, sebzeleri, meyveleri satıyorlar. Bununla birlikte el yapımı, el emeği, göz nuru eserlerini satıyorlar. Ve burada görevli olan bütün herkes geleneksel köy kıyafetlerini giymişler. Açıyorum sen. Oh, maşallah, şunu da var. Köy işleri. İçime suyudur diyor ya. Cumali Kızık köyünün adındaki Kızık bir Türk boyu, halis, muhlis, safkan Türk boyları. Oğuzların göçer konar kollarından Kızıklar. Moğol istilasından, meşhur Moğol istilasından kaçıp Suriye'ye, Anadolu'ya, İran'a geliyorlar. Bir kısmı da buralara gelmişler, Uludağ'ın eteklerine yerleşmişler. Burada zamanında 15'e yakın Kızık köyü olduğu söyleniyor ama şu an azalmış bu sayı. Buradaki köyler kendi yaptıkları işlere göre isimlendirilmişler. Örneğin değirmeni çok olan köye Değirmenli Kızık denmiş. Vadide olan köye Vadi Kızıklı denmiş. Hamam olan köye Hamamlı Kızık denmiş. Buraya da çevre köylüler cuma namazını kılmaya gelirlermiş. O yüzden buranın adı da Cumali Kızık olmuş. Karşıda gördüklerimiz eski Osmanlı stili avlulu evler. Bu evlerin avlularını ticarethaneye, turistik turizm merkezine çevirmişler. Kahvaltı merkezi yapmışlar. Kahvaltı veriyorlar. Köy kahvaltısının belirli bir mekandayız. Evleri mekana çevirmişler. Gayet güzel olmuş. Thank you.
eski bir evdeyiz. Evin içine giriyoruz. Buradan yukarı kata bir merdiven çıkıyor. Yine bir holu var. Ve burada teyzemiz ev sahibi. Merhaba teyze, nasılsın? Bu ev sizin? Tarihi nedir buranın? Ne zaman yapılmış? Ne olmuş? 700 yıllık köy. 700 yıllık. Hani gününü bilmediğim için. Cumali Kızık Camisi kitabesi olmadığı için kesin tarihi bilinmiyor, yapılış tarihi. 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Ahşaptan yapılmış, mütevazi, Osmanlı'nın ve Selçuklu mimari eserlerini gösteren güzel bir cami. Şimdi içine girip bir gezelim. Caminin içerisindeyiz. Cami çok sade, mütevazi bir cami. Kubbesi olmayan, üzerinde tavan olan bir cami. Hemen ahşaptan sütunları olan, üzerlerinde kemerler olan yine ahşaptan yapılmış bir cami. Duvarlarında zaman yazılmış yazılar var. Subhanallahi ve bihamdik, Subhanallahil azim. Yine orijinal olduğunu düşündüğüm, belki de kök boyasıdır bunlar, bilemiyorum, caminin süslemeleri. Caminin hemen yanı başında Cumali Kızık Etnografya Müzesi ya da Köy Müzesi var. Şu anda kapalı gözüküyor. Cumali Kızık Köyü Osmanlı'nın kurtuluşuna beşiklik etmiş yerlerden birisi, hemen Bursa'nın yanında. Yine Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir yer. Yine Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir yer. Cumali Kızık'ta Cin Aralığı'na geldik. Cin Aralığı Kurtuluş Savaşı'nda düşman askerlerinden kaçan askerler buraya saklanıyorlar. Askerler de nereye gitti bunlar? Sanki cin oldu, kayboldular diyorlar. Oradan gelen ismi geliyormuş. Bu dar. Şimdi Cin Aralığı'na geldik. Cin Aralığı işte buraya askerlerin saklandığı aralık. Aralık demek sokak demek. Cin Aralığı'ndayız. Böyle biraz 50 santim var galiba. Maşallah, maşallah, ne güzel. Cumali Kızık'ın esas meşhur olması, Kınalı Kar diye bir dizi çekilmiş, ben bilmiyorum diziyi. O diziyle meşhur olmuş. Kınalı Kar dizisi de bu konakta çekilmiş. Sanatçıları bunlar herhalde. Burada da yazıyor. Konağın içi şu anda restoran olarak kullanılıyor. Merhaba abi.
Cumale Kız'ın hamamı. Hamam daha sonraları restorasyondan geçmiş. Orijinal bir hamam. Bunları yalak sandım ama bunlar hamamın kurnaları da olabilir. Bir tane de burada var. Otobüste gelenler için Bursa Garaj'dan Bursa Kent Merkezi'ne geliniyor. Kent Merkezi'nden bu dolmuşlar buraya geliyorlar, köye çalışıyorlar.